Sanatçı Kadir İnanır İstanbul'daki evinde rahatsızlanarak hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumu nasıl? Detayları Hasret Kaya aktaracak. Hasret, seni dinliyoruz. Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır'ın tedavi sürecinin devam ettiğini söyleyen, tetkiklerin yapılmaya devam ettiğini söyleyelim. Şu anda bulunduğumuz Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde hastaneye kaldırıldı. Beykoz'da ikamet ediyordu. O noktadan rahatsızlanınca ambulansla hastaneye kaldırıldı, bilinci kapalı bir şekilde. Tabii şu ayrıntıları da verelim. Bizim edindiğimiz bilgiye göre tam aslında bu noktaya getirildiği saat 10.30'da ambulansla getirildi. Getirildiğinde bilinci kapalıydı ve yapılan tetkikler sonucunda da beyninin sağ tarafında tıkanıklık olduğu, damarında tıkanıklık olduğu ve bunun açılması için de girişimsel radyoloji işleminin yapıldığına yönelik bilgiler edindik bizler. Dolayısıyla bu tetkikler yapıldıktan sonra tedavi sürecinin nasıl devam edeceği de önümüzdeki saatler içerisinde netleşmiş olacak. Doktorlar bu tetkikleri yapıyorlar. Şu anda bulunduğumuz Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sabah saatlerinde evinde rahatsızlanarak ambulansla bu noktaya getirilmişti. 74 yaşında olduğunu biliyoruz usta sanatçının ve felç teşhisi tabii konulduğu bilgisi var. Dolayısıyla burada yapılacak tetkikler bundan sonraki tedavi için oldukça önemli. Buradan farklı bir noktaya sevk olur mu olmaz mı? Tüm bu bilgileri takip edeceğiz. Şöyle bir toparlayacak olursak Türk sinemasının usta ismi Kadir İnanır sabah saatlerinde Beykoz'daki evinde ikamet ettiği evinden bulunduğumuz noktaya rahatsızlanarak kaldırıldı. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde tetkikleri yapılıyor ve beyninin sağ tarafında bir damar tıkanıklığı olduğu ve bunu açmak içinse bazı işlemlerin, girişimsel radyoloji gibi işlemlerin yapıldığını biliyoruz. Şunu da hatırlatalım bir taraftan. Aslında ilk rahatsızlığı değil, 20 Kasım 2021'de de Muğla'nın Ortaca ilçesinde aniden rahatsızlanmıştı Kadir İnanır ve Denizli Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılmıştı ve bu sürede orada bir süre yoğun bakım ünitesinde kalmıştı. Biz gelişmeleri takip etmeye devam edeceğiz. Usta sanatçının sağlık durumuna ilişkin sözü tekrar size bırakalım Ümraniye'den.